Zeytin üreticisi arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün zeytin sinayi için mücadeleye başlıyoruz. Çukurova'da zeytin ağaçları Ege bölgesine göre yaklaşık bir ay önce çiçek açtığı için meyve tutumu da bir ay önce oldu. Bu malum hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu sırada bizim ağaçlarımız tam çiçekteydi. Zeytin sineği için normalde Temmuz ayında mücadele başlıyor ama biz işte bir hafta 10 gün öncesinden başlıyoruz. Bugün olip tuzağı yapıyoruz. Olip tuzağı nasıl yapılır? Bunu size göstereceğiz. Olip tuzağı için DAP gübresi alıyoruz ve su. Başka bir malzemeye ihtiyaç yok. Bir de şişe lazım. DAP gübresini suda eritip şişelere dolduracağız ve şişelere delik açıp ağaçlara asacağız. Ölçüsü ne? 100 litre için 5 kilo DAP gübresi kullanıyoruz. Bizim 20 litrelik bir tenekemiz var. 20 litre bu. 20 litreye 1 kilo DAP gübresi koyup karıştıracağız. 1 kilo koyalım. Biz daha önce bunu ölçtük. 2 avuç koyuyoruz. 1 kilo geliyor. Hatta yavaş eridiği için. Ya bu yeterli. 1 kilo var bu. Bunu buraya döküyoruz. İçine. DAP gübresi biraz yavaş eriyor suda. Onun için iyice karıştırmak gerekiyor. Bir sopayla bunu karıştırıyoruz. DAP gübresi koyduğumuz kovaya 20 litre su, 1 kilo DAP gübresi koyduk. Bunu karıştırıp eritiyoruz. İyice erittikten sonra bir huni yardımıyla şişelere dolduracağız. Burada şişeyi tam doldurmuyoruz. Yarısına kadar dolduruyoruz. 1,5 litrelik su şişeleri bunlar. Abdullah bir gösterelim. Yarısına kadar, yarısına hatta biraz fazla dolduruyoruz. Buralara da delik açacağız birazdan ateş yakıp şişle. Bunları asacağız. Zeytin sineği bunun kokusuna geliyor. İçine girecek deliklerde. Geri çıkamayıp ölecek. Bunun mantığı bu. Birazdan delme işlemiyle karşınızda olacağız. Kovalarda erittiğimiz DAP gübresini şişelere doldurduk. Şişenin içerisinde DAP gübresi eriği var. Tabi bu biraz dibine çöküyor içindeki fosfordan dolayı. Bunları 4-5 milimlik delikler açacağız. Şişi de ateşte ıslatıyoruz. Böyle. Delikleri çok büyük yapmayacağız. Bu şekilde delip bunları asacağız. Tane delik açıyorum ben. Zeytin sineği için yapmış olduğumuz tuzakta artık son aşamaya geldik. Şişelere doldurduğumuz DAP gübresi eriğini artık ağaçlara asıyoruz. Bunları iple bağlayıp ağaca asacağız. Bunun için ip kullanılabilir. Tel kullanılabilir. Hiç fark etmez. Bu şekilde bunları ağaca asacağız birazdan. Bir tane daha yapalım. Bunları sıkı bağlamak lazım. En az 3-4 ay kalacaklar. Sökülmemesi, çıkmaması lazım.
Gübrelerimiz hazır. Bu tamamen doğal bir yöntem. Kimyasal ilaç yok. Zeytin sineği ile mücadele için ilaçlama yerine olip tuzağı hazırladık. Artık bunlar hazır tuzaklanmaya. Ağacın en az güneş alan kısmına bunu bağlıyoruz. Bu şekilde daha organik bir üretim yapacağız inşallah. Kimyasalı az, doğal yöntemlerle mücadele edilen organik bir tarım olacak.